Alman medya kurumu redaktör Netzwerk Deutschland'da ve Die Welt gazetesinde Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tanıtan analiz yazıları kaleme alındı. A milli futbol takımının UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşacağı Letonya ve Galler maçlarının kadrosu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. Milli Savunma Bakanlığı, MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Arran Üniversitesi, ERU Ziraat Fakültesince çiftlik hayvanlarının genetik değerlendirmesini yapabilen bilgisayar yazılımı, BUGA, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK, tarafından desteklenmeye hak kazandı. Yerli bir traktör firması, ortaokul öğrencisi Alsancak Şen'in robotik kodlama eğitimi alırken robot geliştirmesinden esinlenerek yeni yetenekleri desteklemek için Sen Yeter Ki Yap isimli proveyi hayata geçirdi. Karabük'te yaşayan Ukraynalı anne ve kızı Müslüman oldu. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Lvov Maksimenko ve kızı Alona Alekseyenko için ihtida töreni düzenlendi. Törende, il müftüsü Ercan Aksu tarafından anne ve kızına, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle moda ve alışveriş fuarı kapılarını açtı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen moda ve alışveriş fuarında Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın bünyesinde bulunan kadın destek merkezlerinde verilen eğitim ve kurslarda kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler de sergiliyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahbap Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, depremden etkilenen Çözger ve REN raporlu öğrencilere yönelik terapi giysilerinin tedarik ve dağıtım süreci başlatıldı. Şanlıurfa'da Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, ünlü şair, yazar ve düşünürlerin güzel sözlerini İngilizce olarak seslendirdiği video büyük beğeniyle izlendi. Eyyubiye'deki sınav hazırlık merkezlerinde heyecan zirveye ulaştı. Aylardır gece gündüz demeden üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, sınava sayılı günler kala deneme sınavlarına yoğunlaştı. Şanlıurfa'nın simgesi olarak kabul edilen Balıklı Göl'ün doğu cephesinde bulunan revaklarda, 2 yıl önce başlatılan onarım çalışmalarında sona gelindiği açıklandı. Sivelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Hürriyet Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, motosikletler ve sürücüleri denetlendi. Evrak eksiği bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi. İshak Polat'ın moderatörlüğünü yaptığı Hayatın İçinden programının yayın konu olan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celil Abuzar, Hazreti İbrahim'in hayatına, mücadelesine ve Urfa'ya kattığı değerler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. UYSAD Genel Başkanı Emekli Akademisyen Cuma Hündür, Urfa'nın Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde farklı coğrafyalardan gelen muhacirlere sahip çıktığını ifade etti. Viranşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.